أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بزري وقتا واردا ولندان هبّر دارد بسياسز نيمتل لدوناتن وبيزي مسلمان olarak yaratıp Müslüman gibi hayat yaşatan Rabbi müjde. Hamdü senealar. ...alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri... ...sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme... ...onun ehli beytine, ashabına ve onun yolunda gidenlere salatu selam olsun. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz biz insanları... ...içinde bulunmuş olduğumuz şu dünya hayatının... ...en kıymetli varlığı olarak yarattı, eşrefi mahluk olarak yarattı. Ancak dünya hayatında bizleri yaratmadan önce Rabbimiz tüm varlıkları yarattı ve en son olarak bizleri insanları dünya hayatına gönderdi. Rabbimiz yerleri, gökleri, bitkileri ve canlıları, geceyi ve gündüzü var ettikten sonra en son insanı dünya hayatına gönderdi. Bu hakikati Enbiya Suresi 33. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle bu anlatır. Ve huvellezî halaka'l-leyla vennahâre vesh-şemsa vel-kamer kullun fî yesbahûn. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan odur. Her biri kendi yörüngesinde devam edip gitmektedir. Lokman suresi 10. ayet-i kerimede ise خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقَى فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَم۪يدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّ وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا اَنْ فَاَنْبَتْنَا فِيهَا Gökleri görmüş olduğunuz şekilde direksiz bir e, şekilde yaratan ve yeryüzüne sizi sarsmasın diye dağlar yerleştiren odur ve her bir canlıdan yeryüzüne yayan yine odur. Gökten semadan suyu indirdik ve onunla yeryüzünde her türlü bitkiden çift 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 bitirdik buyur Rabbimiz. Baktığımız zaman ayeti kerimelerde Rabbimiz gökleri yeri yarattığını, gökten indirmiş olduğu su ile yeryüzünde bitkiler bitirdiğini bize haber veriyor. Bununla beraber geceyi gündüzü yarattığını, güneşi, ayı yarattığını, her birinin kendi yaratılış gayesine uygun şekilde yörüngesinde devam ettiğimi, ettiğini Rabbimiz haber veriyor. İşte tüm bu varlıkları yarattıktan sonra Rabbimiz insanoğlunu yarattı ve insanoğlunu dünya hayatına gönderdi. Öyle ki yaratılış yönüyle baktığınız zaman insan aceleci olan, zayıf olan, aynı zamanda sabırsız olarak yaratılan bir varlıktır. Nisa suresinde خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ buyurur Rabbimiz. Ee, insan, Enbiya suresinde خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ buyurur. İnsanın aceleci olduğunu beyan eder. Ve خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفًا buyurur Nisa suresinde. insanın zayıf bir şekilde yaratıldığını haber vermek için. Ve yine Rabbimiz bize İnnel insane hulika helu'a buyurur. İnsanın bu manada aceleci yaratıldığını bize haber verir. İşte aceleci yaratılan, zayıf yaratılan insan aynı zamanda Allah'ın yeryüzünde yaratmış olduğu varlıkların en üstünü, en şereflisidir. Rabbimiz bu hakikati de İsra suresi 70. ayet-i kerimede ve laqad kerramna bani adem buyurmak suretiyle öğretir, anlatır bizlere. Andolsun ki biz insanoğlunu şerefli bir şekilde, değerli bir şekilde yarattık buyurur Rabbimiz. İşte bu şekilde şerefli, değerli yaratılan insana verilen bir hayat vardır. Daha doğrusu insan için verilen iki hayat vardır. İlki içinde bulunmuş olduğumuz ee, ölümden sonra yaşamış olduğumuz yakın olan hayat anlamında dünya hayatı, diğeri ise öldükten sonra başlayacak, daha sonra e, olacak ve ebedi olarak devam edecek olan sonraki hayat yani ahiret hayatı. Biz işte içinde bulunmuş olduğumuz bu dünya hayatında ahiret hayatını kazanmak için gayret sarf etmekle yükümlüyüz. Biz içinde bulunmuş olduğumuz bu dünya hayatında Rabbimizin rızası doğrultusunda hayat tanzim etmekle yükümlüyüz ki ebedi olan ahiret hayatını kazanalım. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımız zaman dünya hayatı biz insanlar için verilmiş olan ön, en önemli hayattır. Ve dünya hayatı insan için ahireti kazanma vesilesidir. Özellikle inanan, iman eden insanlar açısından baktığınız zaman ebedi olan hayatı, ahiret hayatında cenneti ve cennette mümin kullar için hazırlanan nimetleri elde etmek istiyorsa bir kimse, dünya hayatını Allah'ın rızası doğrultusunda değerlendirmekle yükümlüdür. Yoksa dünya hayatında hiçbir şey yapmadan, çalışmadan, çabalamadan, Allah'ın emirlerine itaat etmek etmeden, haramlarına dikkat etmeyip çiğneyip e, hayatı yaşamakla ahiret hayatını hay kazanmak mümkün değildir. <laughs> i̇şte bu yönüyle baktığımız zaman. Rabbimiz Necim suresi 39. ayet-i kerimede ve en leyselil insani illa ma buyurur. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Ve en sa'yehu sevfe yura daha sonra onun çalışmış olduğu görülecektir. Çalışmasının karşılığı görülecektir buyurur Rabbimiz. Demek ki dünya hayatında çalışacağız, çabalayacağız, gayret edeceğiz ki neticede ahiret hayatında kazananlardan ahiret hayatında kurtuluşu elde edenlerden olacağız. İşte bundan dolayı dünya ahiretin tarlasıdır denili vermiş. Öyle ya. Tarlaya neyi ekerseniz, tohum olarak neyi atarsanız mahsul zamanında onu elde edersiniz. Buğday ekip de arpa devşirmeniz veya mısır ekip de ayçiçeği toplamanız mümkün değildir. Eğer ektiğiniz buğdaysa karşılığında alacağınız buğday. Arpa ise arpadır, mısır ise mısırdır. Dolayısıyla neyi ekmişseniz dünya hayatında tarlaya... ...ahirette onu elde edeceksiniz. Bu yönüyle baktığınız zaman... ...cennet aslında insanın... ...dünya hayatında iken... ...tohumunu ekmiş olduğu bahçe... ...cehennem ise... ...ateşini dünyadan götürdüğü... yangın yeridir. Bu manada... ...Rabbimiz bize... ...hayatı, ahireti kazanmak... ...üzere vermiş ve biz... ...bunu değerlendirdiğimiz ölçüde... ...dünya hayatında... ...ahireti kazanma imkanını bulacağız. Baktığımız zaman... Zaman zaman kitaplarımızda, kaynaklarımızda veya insanların bir araya gelip konuşmalarında genelde dünya hayatı kötüleni verir. Dünyanın çivisinin çıktığından, dünyanın bozulduğundan, dünyanın fesada uğradığından bahsedilir. Dünyanın yaşanılmayacak bir yer haline dönüştüğünden bahsedilir baktığımızda gerçekten dünya bu şekilde kötü bir yer midir? Gerçekten dünya bu yönüyle insanlar için çekilmez bir yer midir? Gerçekten dünya bu yönüyle mümin açısından, özellikle iman eden kullar açısından yaşanılmayacak bir yer midir? Hayır, aslında öyle değil. Dünya bu yönüyle mümine ahiret azığının tedariki için verilmiş olan zaman dilimidir. Bunu Aynı şekilde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ve onun sahabe-i kiram efendilerimizden de görüyoruz. Mesela Hz. Ömer radıyallahu anh efendimizin bu manada kendisinden sonra yerine geçen ikinci halife. Onun döneminde Bahreyn taraflarında bulunan Abdülkays kabilesinden bir kişi, Cabir isminde bir kişi Hz. Ömer radıyallahu anh'ı ziyarete gelir ve ondan ihtiyacını belirterek talepte bulunur. Bu esnada güzel konuşan hatip bir insan olduğu için dünyayı kötüleyen sözlerde de bulunur. O esnada Cabir e, Cabir'in anlatımıyla söyleyecek olursak Hz. Ömer radıyallahu anh'in yanında bulunan beyaz elbiseli, beyaz sakallı bir kimse der ki senin şu ana kadar konuştuğun sözlerin tamamına çoğuna katılabilirim ama dünya ile ilgi, ilgili olan sözlerini kabul etmiyorum. Dünyayı kötüleyerek bir konuşma yapmıştı Cabir. İşte senin bu sözlerini kabul etmiyorum. Çünkü dünya öyle bir yerdir ki orada bizim ahirete götüreceğimiz tedarikimiz ve azığımız vardır. Orada ahirette karşılığını göreceğimiz amellerimiz vardır deyiverir. Böylelikle dünyanın mümin açısından nasıl görülmesi, nasıl değerlendirilmesi gerektiğini böyle tarif ediverir. Bunun üzerine Cabir'in kendi ifadesiyle söyleyecek olursak, dünya konusunda kendisinden daha bilgili olan bu insanı merak eder. Hz. Ömer radıyallahu anh'e sorar, kimdi bu diye. Hz. Ömer radıyallahu anh'te o Übeyyübnü Ka'b diye cevap verir. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katiplerinden olan sahabe-i kiram efendilerimizin önde gelen insanlarından birisi. İşte Hazreti Öbey bu manada dünya hayatını tarif ederken bize ahiret azığını tedarik etmiş olduğumuz bir yer, ahirette dünyada iken yapmış olduğumuz işlerimizin, amellerimizin karşılığını göreceğimiz yer diye tarif ediverir dünyayı. Bu tarife baktığımız zaman dünya kötülenecek. Dünya salt, salt dünya olması yönüyle çirkin görülecek bir yer değildir. Benzeri tarifi ...Hazreti Ali radıyallahu anh'ten de görürüz. O da dünyayı şöyle tarif ediverir bizlere. Dünya, Allah'ın peygamberlerinin mescidi, vahyin iniş yeri, meleklerin namazgahı... ...Allah dostlarının mekanı, Allah'ın rahmetinin kazanıldığı ve cennetin hak edildiği yer diye tarif eder. Baktığımız zaman Hazreti Ali radıyallahu anh'in bu güzel tarifi dünyayı bize en güzel şekilde, en iyi şekilde anlatı vermiş oluyor. Allah'ın peygamberlerinin mescidi. Öyle ya, ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselamdan son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar her bir peygamber ümmetlerine Allah'a ibadeti emretmiş. Allah'a ibadeti hatırlatı vermişlerdi. Dolayısıyla Allah'ın peygamberlerinin mescidi olan bir yerdir dünya. Yine Hz. Ali radıyallahu anh'in tarifinde vahin iniş yeri olarak zikredilir. Gerçekten öyle değil midir dünya hayatı? İlk insan, ilk peygamber Hz. Adem aleyhisselama inen on sahifeden son peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen Kur'an-ı Kerim'e gelinceye kadar her biri bu dünya hayatında insanlara rehberlik etmek üzere indirilmiş değil midir? Yine Hz. Ali radıyallahu anh'in ifadesinde dünya hayatını Allah'ın dostlarının mekanı olarak tarif ediyor. Baktığımız zaman geçmişten günümüze nice Allah dostlarını hep hayırla yad etmekte değil miyiz? Hay Allah dostlarının hayatlarından kesitler anlatmak aktarmak suretiyle onların hayatlarındaki güzellikleri öğrenmek suretiyle hayata yaşamak için gayret sarf etmekte de değil miyiz Yine Hz. Ali radıyallahu anh'in tarifindeki dünya ifadesine baktığımız zaman özellikle her birimiz bir fert olarak bir mümin olarak baktığımızda Allah'ın rahmetinin kazanıldığı cennetin hak edildiği yerdir diye tarif ediyor Gerçekten içinde bulunmuş olduğumuz şu dünya hayatında Allah'ın rahmetini elde etmek için çaba sarf etmiyor muyuz? Allah'ın biz mümin kulları için hazırlamış olduğu cenneti elde etmek için itaatle ibadetle Rabbimize layık kul olarak gayret etmekte de değil miyiz? İşte baktığımız zaman dünya hayatı bu yönüyle mümin için verilmiş olan en önemli nimetlerden, en önemli zaman dilimlerinden birisidir. Peki Böyle baktığımız zaman dünya bizim için bir kazanç yeri, bir kazanım yeri, bir rahmet ve merhameti elde etmenin, kuşanmanın mekanı. Ama <laughs> inkarcıların bu manada küfür bataklığına sapmış veyahut da dünyayı yegane hayat olarak gören insanların gözüyle baktığınızda elbette o zaman o tip hayatı Kur'an'da, hoş görmez. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bu manada böyle bir hayatı tasvip etmez. Nedir o hayat? İnsan için süslenmiş olan, insan için zinet ve süs haline getirilen ve insanın sadece dünya olarak görmüş olduğu hayattır. Hani Rabbimiz bu manada bize En'am suresi 70. 29. ayet-i de beyan eder ya. Ve kalu in haza illa hayatun dunya nemutu ve nahya ve ma yuhlikuna illa dehr <laughs> buyurur. Der insanlar kimisi. Bizim için sadece hayat bu dünya hayatıdır. Bizi zaman öldürür, yaşatır ve öldürür. Biz geri dirilecek de değiliz deyiverirler. İşte dünyayı sadece bu şekilde gören, dünyayı sadece oyun ve eğlence olarak addeden insanlar açısından baktığınızda dünya gerçekten hoş bir yer, yaşanılacak bir yer değildir. Bu yönüyle böyle bir hayatı Kur'an kabul etmez. Böyle bir hayatın boş olduğunu Kur'an haber verir bizlere. Lo e Ankebut suresinde de Rabbimiz o şekilde anlatır ya bize. Ve mâ hādhihi'l hayātud dunyā illâ la'ib ve le'ib ve inned dâral âhireti lehiyye'l hayvan. lev kanu buyur Rabbimiz. Dünya hayatı ancak bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Ahiret hayatına gelince işte ebedi olan hayat odur. Keşke bilselerdi buyur Rabbimiz. Ayet-i kerime dünyanın bu yönüyle oyun ve eğlence olarak düşünülmesi, oyun ve eğlence olarak değerlendirilmesi yönüyle baktığınız zaman boş olduğunu haber verir. Ve Rabbimiz yine bize içinde bulunmuş olduğumuz şu dönemde daha iyi anlayacağımız bir şekliyle dünya hayatını şöyle anlatı verir. Kehf suresi 45 ve 46. ayet-i kerimelerde. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. انظر دنيا حياتنا نية بنزيدين سويله دنيا حياته onun da yeryüzünün bitkileri gelişip birbirine karışır ve sonunda rüzgarların savurup uçurduğu kuru bir çöp kırıntısı haline gelir. Allah her şeyi meydana getirmeye gücü yetendir. El malu vel banun zinetul hayatid dunya vel baqiyatu salihatu hayrun inde rabbike ve hayrun emela. Mal ve oğullar dünya hayatının zineti ve süsüdür. Rabbinin katında ebedi kalacak iyi işler ise Rabbinin katında hem sevapça daha hayırlı hem de ümit bağlamaya daha layıktır buyurur Rabbimiz baktığımız zaman ayeti kerimede Rabbimiz dünya hayatını bizim anlayacağımız bir şekilde özetleyi veriyor bize. Gökten indirilen bir su ile nasıl ki yeryüzünde bitkiler fışkırıyor, yeşeriyor, o yağmur sayesinde, o rahmet sayesinde birbirine karışıp e, gürleşiyor. Belli bir süre sonra da sıcağın etkisiyle kuruyup rüzgarın önünde savrulan çer çöp haline geliyorsa, işte dünyayı sadece dünya hayatından zevk alma olarak gören, dünya hayatından sadece bu yönüyle yaşama olarak gören insan açısından baktığınızda aynen bu ayeti kerimede olduğu üzeredir. Çocukluk yönüyle bakarsınız bir oyun ve eğlenceyle geçer. Gençlik dönemlerinde insan dünyanın peşinde koşmaya başlar. Dünyadaki her türlü nimetten elde etmeye çalışır. Çabalar, gayret eder ve bunu yaparken bir anda bakar ki yaşlılık gelip çatı vermiş. Ondan sonra bu sefer yaşlılıkta tutan eli tutmaz, gören gözü görmez, konuşan dili belki söylemez hale verir. Bir de bakar ki ömür sona eri vermiş, göçüp gidi vermiş. Bir anda Dünyanın nasıl geçtiğini hiç fark edememiş olur. Eğer sadece hayatı dünya olarak görmüşse. Ama hayatın Allah'ın rızasını değerlendirme adına kendisine verilen nimet olduğunu bilmiş, ona göre hayatı tanzim etmeye gayret etmiş, itaatiyle, ibadetiyle, salih amelleriyle, hayırlı işleriyle hayatını güzelleştirmeye gayret etmişse bir mümin işte onun için dünya gerçekten ahiret açısından bir tarla haline dönüşü vermiş olur. Rabbimiz Kasas suresi 77. ayet-i kerimede de bu manada dünya ve ahiret arasında bir denge kurmayı öğretir bizlere. Ve tevfi ma ataka <laughs> Allahu daral ahire ve la tensa nasibeke min dunya buyurur Rabbimiz. Allah'ın sana vermiş olduğu nimetlerle ahiret yurdunu ara dünyadan da nasibini unutma buyurur. Baktığımız zaman ayeti kerimede açık ve net bir şekilde Rabbimiz bize yapmamız gerekeni öğretiyor. Yapmamız gerekeni tarif edip anlatı veriyor. Allah'ın vermiş olduğu nimetlerle, Allah'ın vermiş olduğu ihsan ve ikramları ile ahiret yurdunu ara. Ahireti kazanmak için çaba sarf et. Dünyadaki nasibini de unutma. Dünyadan sana ihtiyacın olacak. Yetecek, ömrünü idame ettirecek şekilde bir hayatı devam ettirmeye gayret sarf et. Ama hayatı sadece dünya olarak düşünenler gibi dünyaya bağlanıp kalma. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımız zaman özellikle <laughs> Zühd hayatını yani dünyadan ele tek çekme şeklinde anlaşılan hayatı iyi anlamak, iyi idrak etmek lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu manada zühdü yani dünyadan ele tek çekerek yaşamanın ne demek olduğunu bize şöyle anlatıveriyor. Sahid <laughs> olmak, dünyaya rağbet etmemek, kişinin helal olan şeyleri kendisine haram kılması ve malını dağıtması demek değildir. Zahit olmak demek elinde olan şeylere Allah katında olanlardan daha fazla güvenmemektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel tarif ediyor. Ne açık ve net bir şekilde tarif ediyor değil mi? Dünyaya bağlanmamak demek kişinin elindeki malı saçıp savurması veyahut da helal olan şeyleri kendisine haram kılması demek değildir. İslam insandan, müminden böyle bir şeyi hiçbir zaman için istemez ve beklemez zaten. Elindekinin saçıp savurmasını beklemez. Elindekini Allah yolunda harcamasını, Allah yolunda tasadduk etmesini elbette İslam ister ve bu manada mümine tavsiyede bulunur. Ama hiçbir zaman için boş yere harcayıp israf etmesini İslam kabul etmez. Yine İslam Allah'ın helal kılmış olduğu bir şeyi kişinin kendisine haram kılma yetkisini vermez. İşte Efendimiz Allahu aleyhi ve sellem özellikle buna dikkatimizi çekiveriyor. Zahid olmak, dünyadan el etek çekmek demek kişinin malını saçıp savurması demek değildir. Veya helal olan şeyi kendisine haram kılması demek değildir. Peki nedir o zaman züt? Nedir dünyaya bağlanmamak? Kişinin elinde olan şeylere Allah katında olan şeylerden daha fazla güvenmemesidir. Yani kişinin kazanmış olduğu malına güvenmemesi, kişinin varlığına güvenmemesi, kişinin sağlığına güvenmemesi, kişinin elde etmiş olduğu makamını, mevkisini her şeyin üstünde görmemesi demektir. Kişinin aile efradının, kabilesinin, dostlarının çokluğunu bu manada Allah katında hazırlanmış olan nimetlerden daha değerli görmemesi demektir. Zaten böyle olursa mümin gerçekten dünya hayatında izzet ve şeref içerisinde yaşama imkanını bulur. Yoksa elindeki malına tamah ederek insanlara tepeden bakacak olursa, elde etmiş olduğu makamı mevkisiyle insanları küçümseyecek olursa, sağlığına güvenerek ben her şeyi yaparım, benim önümde kimse duramaz diyecek olursa, gün gelip sağlığını kaybettiği, elde ettiği makamı kendisinden alındığı veya Allah'ın lütfuyla elde etmiş olduğu malı mülkü bir anda yok oluverdiği zaman işte artık onun için dünyada sıfıra çıkmış olur. Ahirette de kaybedenlerden olma riskiyle karşı karşıya kalıverir. İşte bundan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle hayatın gerçek manada ahiret olduğunu haber veriyordu. Allahümme la ayşe illa ayşel ahira diye dua ediyordu. Allah'ım hayat ...ancak ahiret hayatıdır... ...diyordu. Ve yine... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu manada içinde bulunmuş olduğumuz... ...şu dünya hayatında... ...bize eşlik edecek olanları da... ...farklı ifadeleriyle öğretiyordu. Mesela tekâthûr Suresini ...hepimiz biliriz. Orada... ...Rabbimiz son ayeti i kerimesinde... ...sekizinci ayet-i kerimede... ...insanların hesaba çekileceklerinden... ...haber verir. ''Thumme letus'elunne yevme izin... ...ani'n-na'îm'' buyurur. O gün... O kıyamet günü herkes nimetlerden sorguya çekilecektir buyurur. İşte efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir defasında Tekasür suresini okuduktan sonra şöyle buyurduğu anlatılır bizlere. İnsanoğlu malım malım der. Halbuki onun malı yiyip tükettiği, giyip eskittiği, bir de sadaka verip önden gönderdiğidir buyurur efendimiz. Gerçekten öyle değil midir? Yiyoruz gıda alıyoruz. O gıda ile güç kuvvet buluyor. Hem kendimizin hem aile efradımızın rızkı için çalışıyor, çabalıyor, gayret ediyoruz. Bununla beraber itaat ve ibadet ederek Rabbimize kulluğumuzu arz etmeye, ona layık bir kul olmaya gayret ediyoruz. Yiyor, eskitiyoruz. Bugün aldığımız, çok güzel diye sevdiğimiz, beğendiğimiz elbise belli bir süre sonra deforme oluyor, artık giyilmeyecek hale gelip atıyor. Yerine bir başkasını alıyoruz ve böylelikle dünya hayatı geçip gidiyor. En son bize fayda sağlayacak olan işte hadis-i şerifte olduğu üzere Önden sadaka verip ahirete göndermiş olduğumuz iyiliklerimizdir. Esas bizim için faydalı olacak olan budur. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem özellikle ölümle bağlantılı olarak hayatın dünya ve ahiret yönüyle dengesini kurma adına bize şunu da hatırlatıverir. Baktığımız zaman bu ikaz, bu ifade aslında müminin dünyayı nasıl değerlendirmesi gerektiğini de en iyi şekilde anlatır bizlere. Yetbe'u meyyite selâfetun. Üç şey vardır ki insanı ölüyü takip eder. Ehluhu ve maluhu ve ameli. Nedir bunlar? Kişinin ailesi, malı ve yapmış olduğu işleri. Bu üç şey ölüyü takip eder. Feyerci'u isnan ve yebqa ma'ahu vahidun. Bunlardan ikisi geri döner, birisi ise onunla kalır. Yerci'u ehluhu ve maluhu ve yebgâ ameluhu buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Malı ve ailesi geri döner, ameli onunla birlikte kalır buyurur. Gerçekten öyle değil mi? kendi ellerimizle götürüp sevdiklerimizi toprağa vermiyor muyuz? Annemizi, babamızı, eşimizi, evladımızı, çok sevdiğimiz dostumuzu kendi ellerimizle götürüp toprağa vermiyor muyuz? Ve toprağa vermek üzere giderken baktığımız zaman arkasından gidiyoruz ama nereye kadar? İşte orada o cenazeyi defnedinceye kadar, cenazeyi defnettikten sonra geri dönüp geliyoruz. Ailesi dönüyor. Malı o güne kadar dünya hayatında çokça istifade ettiği, belki hayatını kolaylaştırmış olan malı o da dönüp geliyor. Ve kim kalıyor kendi onunla? Ancak dünya hayatında yapmış olduğu işleri ameli kalıveriyor. İşte bu yönüyle baktığımız zaman hani başta tarif etmiştik ya Hz. Ali radıyallahu anh'in ifadesiyle dünya ahiret hayatında cenneti kazanmak üzere mümine verilmiş olan yerdir. Allah'ın rahmetinin kazanılması için insana verilmiş olan yerdir diye. Gerçekten işte o rahmeti, o cenneti elde etmek dünya hayatında işlemiş olduğumuz amellerimizle mümkündür. Ve bunu yaparken özellikle şu hadisi şerifi de dikkatlerinize sunmak istiyorum kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem et dünya sicnul mümin ve cennetül kafir buyuruyor. Dünya müminin zindanı ve kafir için cennettir. İşte bu hadisi şerifi merak eden bir Yahudi Hicri 9. asır, miladi 1400'lü yıllarda Mısır'ın başkadısı olan hadis alimi İbni Hacer el-Askalani'ye sorar. Öyle ki İbni Hacer el-Askalani atın üzerine binmiş, güzel elbisesini giymiş, heybetli bir şekilde çarşıdan geçerken ya pas içerisindeki elbisesiyle Yahudi gelir ve Şeyhül İslam İbn Hacer'in atının yularından tutar, der ki, Ey Şeyhülislam, sen peygamberinizin dünya müminin e, zindanı kafirin cennetidir buyurduğunu söylüyorsun. Bu senin için nasıl bir zindan ki böyle güzel elbiseler içerisinde, görkemli bir hayat yaşıyorsun benim için nasıl bir cennettir ki ya paskir içerisindeyim diye soruyor. İşte o zaman İbni Hacer el-Eskalani şu cevabı veriyor. Allah'ın mümin kullarına cennette hazırlamış olduğu nimetlere bakınca ben şu an dünya hayatında zindanda sayılırım. Allah'ın inkar eden kimseler için cehennemde hazırlamış olduğu azaba bakınca sen de şu an dünyada cennette sayılırsın veriyor. Bunu duyan Yahudi hakikati kavuruyor ve orada hemen Müslüman oluveriyor. Gerçekten baktığınız zaman mü'min, mümin dünya hayatında izzet ve şeref içerisinde yaşanması gereken bir kimsedir. Ama izzet ve şeref içerisinde yaşarken hiçbir zaman için dünyadaki varlığını ahiretteki varlığının önüne, ahiretteki kazancının önüne geçirmemelidir. Ahiret hayatının dünya hayatını dünya hayatındaki ameline göre şekilleneceğini unutmamalıdır. Bunu unutmamak için de Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin aynı zamanda kayın biraderi olan Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'e olan şu tavsiyesi hep müminin kulağında olmalıdır. Kün fid dünya ke enneke garibun ev'a biru sebilin buyuruyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kayın biraderi Abdullah İbni Ömer'e. Dünya hayatında bir garip veya bir yolcu gibi ol veriyordu. Dünya hayatında bir garip veya bir yolcu gibi olur. Öyle ya, gurbette olan kimse sılasına, vatanına dönmeyi düşündüğü için oraya yerleşmeyi hiç arzu etmez. Biz de dünya hayatında şu ruhlarımız, Cenneti arzulayan ruhlarımız şu an dünyada gurbettedir. O cennete ulaşmayı arzu eder. Öyleyse ona göre çalışmalıyız. Yolcu olan kimseye de baktığınız zaman onun hedefi, menzili bellidir. O menzile ulaşmak için yol üzerinde görmüş olduğu güzellikler veya farklı şeyler onun dikkatini çekmez. Bir an önce menziline ulaşmaya gayret sarf eder. İşte bize düşen vazife de menzile ulaşmak için çalışmak, çabalamak, dünya hayatını ahiret için yatırım bir merkezi haline dönüştürmek olmalıdır. O zaman bu yönüyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin çokça yaptığı Rabbimizin Kur'an-ı Hakim'de bize Bakara suresinde öğretmiş olduğu namazlarımızın sonunda okuduğumuz Rabbena atina duasını hatırlatmadan geçmeyelim. Rabbimiz orada öyle öğretir ya bize. Rabbena atina fid dünya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben diye dua öğretir Rabbimiz bize. Rabbimiz bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem ateşinden koru diye dua etmeyi Rabbimiz öğretir bizlere. Her namazın son oturuşunda biz bu duayı özellikle yaparız. Dünya ve ahiret hayrını istemek üzere. O zaman Rabbimize duamız, Rabbimize niyazımız, mehbitul vahiy olan, vahyin indirilme merkezi olan, Allah'ın rahmetinin, cennetinin kazanılma mekanı olan şu dünya hayatında Rabbim bizleri itaat ve ibadet üzere ayağını sabit kıldığı kullarından eylesin. Dünya hayatını, rahmetini elde etmek üzere bize vermiş olduğu gibi Rabbimiz bu rahmeti elde et, edecek salih ameller işlemeyi bizlere muvaffak kılsın. Rabbim inşallah dünya hayatında razı olduğu kullarından, ahiret hayatında da rahmet ve merhameti ile e, muamele eylediği, cennet ve cemali ile taltif eylediği kulları zümresine dahil eylesin ve bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dünyanın ve ahiretin hayrı, bereketi üzerimize olsun, kıymet. Emanetli kardeşlerim Allah'a emanet olunuz.